Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl? Ne? Tartımım hiç kesmeden bu sefer. Harika. Çok iyi olmadı Beni mı? Beni çok mutlu ettin. Bu ne güzellik öncelikle. O senin güzelliğin Efe'cim. Bu 70'lerdir diyebilir miyiz? Biraz diyebiliriz gibi sanki ya. Evet. Gerçekten çok güzel. Böyle Noel kıyafetine benzeten arkadaşlarımız da o zamanın Noel'i gibi. Evet ama ben de onu artık şu baby Jesus'ı rahat bırak diye bir cevap verdim. Okey. Müsaade edersen 45 saniye bir şey atmak istiyorum. Şirinler be kardeşim. Şirinler ne çizgi filmdi be. Ne çizgi filmdi. 90'ların klasiğidir. O ihtiras, o entrika, o Şirinler Köyü'ndeki gerginlik. Bu 45 dakikalık nostalji bölümüne önceden ne kadar çalışıyorsun çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum sürekli aklımda bu. Bunu buraya saklayayım diyorum. Ya Şirinler'dense ben daha çok Ninja Turtle'cıyım. Öyle mi diyorsun? Evet Ninja Turtle'cıyım. Donatello... Rafael. İlk aşkım Apple O'Neil. Evet. İlk defa karşı cinse karşı bir bakış açımın değiştiği andır. Ciddi misin? Apple O'Neil'i gördüm. Merhaba bu arada. Merhaba Sarp. Arada. Konuğumuz Sarp Apak. Abi çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne demek? Öncelikle. Evet. Ne demek? Benim için de bir keyif. Şu ana kadar gerçekten birçok değerli insanı, birçok sanatçıyı... bir tane profesyonel sporcu ve bunlara ek olarak Bartu Küçükçağlayan'ı ağırladım. Aa, evet. ve seni almak en büyük hayalimizdi gerçekten. Evet çünkü bütün bu süreçte sana çok söz hakkı doğdu Sarp. Çok fazla doğdu. Evet. Çok fazla doğdu. Dolayısıyla biz söz hakkına saygı duyan bir ekip olduğumuz için hemen koşa koşa seni aradık ve... yoğun tempom arasında ben de zaman ayırıp katıldım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan dizideki karakterime hayat veriyorum. Hı-hı. Bir taraftan babalık görevlerimi yerine getiriyorum. Melikşah'ın suçlamasında olduğu gibi evet. Arkadaşlarımın programlarına çıkıyorum. Böyle bir sorun. Bu bir suçlama mıydı önce? Bu bir suçlama boyutuna vardı. İlk başta şakayla başlayan süreç suçlama boyutuna vardı. Melikşah'ın bütün yaz boyunca da bana yüzüme de yaptığı bir eleştiriydi bu. Neden her yerdesin diye. Ben de kendisine şunu söylüyorum. Kendisi bile zamanında canlı yayın yaptığında haftanın 7 günü yayın yapıyorsa 5'inde beni alıyordu. Bir şekilde beni yayına alınıyorum. Yani bir şekilde böyle bir hiçbir şey yaramayan bir özel gücüm var. Bakın siz bile şu an bakın kim var? Sarp Apak. Sarp Apak. Evet abi. Yani bir şekilde konu dönüp dolaşıp benim konuk olmama bağlı değil. Evet, talep görüyorsun. İyi talep bir konu. Talep mi görüyorum bilmiyorum. Bir şekilde bana iyi bir konu. Görüşlerine ve varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Duyuluyor. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Görüşlerime ihtiyaç umarım duymazsınız. Umarım hiçbir zaman duymazsınız. Melikşah'ın eleştirilerini kabul ediyorum. Ama kendisi de bu ateşi harlamış birisidir yani canlı yayınlar. Şimdi bir de magazinlerde de bu haber çıkmış. Melikşah'ın burada söyledikleri. Muhtemelen olmadık bir yerde bir AVM'nin X parfümerisinin önünde ben magazinlere yer şimdi Melikşah falan gibi. Belki bir 3 ay daha sürecek bir polemiğe yol açtı. Ben hiçbir şey de diyemeyeceğim. Buradan bir 90'lar polemiği çıksa evet. Birbirleri sürekli bir şey söylüyor. Deliler gibi saç saça yoluşuyoruz. Ama bağışıklık geliştirdin abi sen gerçekten. Ciddi bağışıklığın var. Hiç etkilemiyorsun. Konuk olmaktan hiç korkmuyorum. Şeyden de korkmuyorum. Eleştiriden de korkmuyorum. Vallahi bak bana neler söylendi. Ciddi misin? Ben çok dayak yedim şey anlamında. Hani sosyal medyada da dayak yedim ama genelde bir... Mesela diziye giriyorum, birinin yerine giriyorum, en sevilen karakteri yerine giriyorum. Ha. 3 ay filan. Yani şey neredeyse, Behzat Ç'de Erdal Beşikçioğlu yerine giriyorsun. Yerine giriyorum. Mesela Avrupa Yakası'nın Şesun'un yerine girdim, Kavak Yerli'nin Efe'nin yerine girdim. En sevilen, hani en sevilen karakterler kim? Bunlar tespit ediliyor. Evet, tespit ediliyor. Sarp Apa arayın. Evet ve hep de soru işareti bir şekilde diziden ayrılıyorlar ve ben geliyorum. Benim bir ara Sinan Çetin'in oğlu olduğum, sektörde acayip görünmeyen bir gücüm olduğu söylendi. Bak ciddi söylüyorum. Çok mistik bir konumuz var. Ayaklarını kaydırıyor musun? Kaydırıyorum ve yerlerine giriyorum. Ve hep aynı oynuyorum girdiğim bütün rollerde de. Yani hak etmiyorum da yani. Oyuncu olarak da hak etmiyorum, kişi olarak da hak etmiyorum. Ben o yüzden kariyerim biraz şey başladı benim hani. Toleransım geniş. Evet toleransım geniş. Bir şey olmadığını gördüm. Rezil olmadığını gördüm. Estağfurullah. O yüzden... Bence her şey yolunda. Bu da seni peki Keanu Reeves gibi bir böyle zen pozisyonuna soktu diyebilir miyiz? Soktu. Demin hemen şurada şeyleri taşıdım, kutuları taşıdım. Arkadaşlarım. Senden o zaman bir saat bekliyoruz. Bir Rolex bekliyoruz. Tüm ekibi. Abi. Benden saat olur. Set demişken sadece aklımda yani anında canlanan şeyi söylemek istiyorum. Öyle ortaya atıyorum. Bir gün ben sete gideceğim. Bir dizi ve erteleniyor saat sürekli. Tabii. Klasik. Hı-hı. Arıyor reji. Efe Bey işte iki de setim. İki çeyrek oldu, acele etmeyin. Okey. Efe Bey, üç oldu, rahatsınız.
Efe Bey 4 oldu rahatsınız. En son bak yemin ediyorum telefon geldi. Efe Bey dizi bitti gelmenize gerek yok dedi. Bitmiş dizi. Ne? Evet, bitmiş setten gitmişler. Yani ben de... Hiç oynamış mıydın? Bir kere oynamıştım. Abi benim bir ara şöyle bir şey var. 9 bölümü geçemiyordu benim oynadığım dizide. Gerçekten mi? Evet ve hala 9 yok. Burada kaçıncı bölüm? 8! Bilmiyorum yani neyse, bunu senin geldiğin gibi söyleyeyim. Hem Sarp burada hem de 8. bölüm. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Belki de biz sana devam ediyoruz bundan sonra. Ha, o da olabilir. Efe'nin o da olabilir. Yerine. Benim yerime Sarp giriyor olabilir. Her türlü kötü bir senaryo gibi duruyor şu an. Yani. Hep hiçbirimiz için kazanan yok. Dizi bitti de yani nasıl dizi kaldırıldı mı? Kaldırılmış abi. Ben sete geldim ben gittim dizi yoktu. Yani. Aa. Evet evet çok acayip. Ben şunu da şaşırıyorum mesela. 14'te arayıp çıkmayın. 14-15 çok böyle şey. Aa. Çok küçük bir sarkma var gibi bir sonraki telefon 15 oluyor direkt. 45 dakika atıyor. Sonra sonsuza kadar atıyor zaten. De hani şey açısından söylüyorum hani setlerde böyle bir dil var. Genelde beklenerek bekleme konusu çok biliyorsunuz yaygın bir şey. Mesela ben bir 15 dakika denedim bunu aslında 45 algılıyor. Tabii hani onu bir 3'te çarparak ilerlemek tabii lazım. Ki. Böyle bir ama bence her şeye rağmen sete gidip orada beklemektense ben o telefonu çok seviyorum. Çıkmayın. Bilmem ne. Çıkma tamam. Ben bunu okeyim. Ben de kararsızım. Evde eve de ait değilsin, sete de ait değilsin. Evet. Sette en azından eve net ait değilsin. Ve sete de biraz ait. Çıkmayın çok araf. Ben kapıdasın tabii. Yani hani böyle anladın ben kafam mı? Tamam o gün çöp oluyor zaten ama ben çöp. O günü zaten sette geçireceğim diye planladığım için. Evet. Ben tamamen eve ait oluyorum o telefon geldiğinde. Yani şey olmuyorum. Ay 15 dakikaya çıkacağım olmuyorum ya. O günü zaten kapatmışım kafamda. Mental olarak bir yere ait olmuyorum ama. Sette beklemektense evet. Ben evde beklemeyi tercih ederim. Rekorunuz kaç bekleme saat olarak? Benim 12 var. Benim araba bekliyorum. Benim bütün gün bekleyip çekmediğim de var. Ha, o en kötüsü. O oluyor. Oluyor. Mesela o Yedi Kocalarımız filmindeydi. Böyle Haluk Bilginer, Erkan Can falan bekledik yani şimdi. Hı-hı. O yüzden hani herkes yapıldığını görüyorsun bunu sektörde. Hani evet ya. Biz genciz. Genç de değiliz zaten hani o zamanlar şey söyleyeyim. İşte ikinde biz küçüğüz diye yapılıyor falan öyle bir şey yok. Herkese yapılıyor. Ya bunu anlatmak istiyorum şimdi. Mutlu Ol Yeter diye bizde oynadık biz. Evet, ondan Öner, sonra. Öner Ali, vardı. Ertan. Doğru. Ondan sonra hepsine de selam. Sen bir kuaförü canlandı. Kuafördüm ben. Evet. Abi bir gün bekliyoruz tamam mı? Ama çok bekliyoruz. Gece oldu artık. Kalabalık da bir dizi. Karavanda 12 kişi bekliyoruz. Tamam mı? Ondan sonracığıma. Bir de Ayten Uncuoğlu var. Ayten evet, abla. Ayten abla. Aytoşçumuz. O da bekliyor. Ya ona üzülüyoruz yani. Tabii saat 1-2 bir tane toplu bir rüya sahnesi çekilecek tamam mı? Hmm. Ya dedik abi bari hani Ayten abla beklemesin. Ne bekliyorsunuz bu arada? Bir teknik bir şey. Teknik. Yani. Sahne nasıl çekileceği de çözülemiyor. Ha. Böyle bir rüya müya gibi bir şey. Bekliyoruz. Ali en son dedi ki ben dedi bu konuyu konuşayım bir çözeyim dedi. Bari Ayten abla beklemesin dedi. Bir şekilde biz bunu ya 1-2 kişiye düşürelim ya da attıralım dedi. Gitti abi böyle. 15 dakika falan konuştu geldi. Tamam çözdüm dedi tamam mı? Abi ne oldu falan? Abi şöyle bir şey yapmış. Hepimiz gittik. Ayten abla kaldı. Sahneyi Ayten abla çekti. Tek başına sabah kaldı. Abi nasıl çözdün yani? Ve biz de gittik yani. Yani en kötü çözümü ya. Aytoşçum kolay gelsin. Ay gittik abi hepimiz. Vicdansız bir şey de demedi. Böyle kahvesiyle karavanda. Aşkım benim oturuyor sabah kadar. Peki nasıl bir konuşma geçti acaba ya orada? Ya sormadık. Bugüne kadar da gizli. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Bilmiyorum yani ama. Ayten ablaya bak ya yazık ya. Ayten ablaya da söz hakkı doğdu. Ayten çok iyi çözmüş. Esas Ali'ye söz hakkı doğdu. Sarp'cığım hemen şunu aradan çıkaralım. Guardiola mı Klopp mu? Klopp. Okey. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Bunları seninle çok konuşmak isterim ama. Ben de çok konuşmak isterim. Nefret ederler bizden. Evet. Şu an burası. Bizim zamanımız var. Darp oldu. Şey yapmayın. Rezil bir şey. Abi bir şey soracağım sana. Birinci kez mi? İki mi oldu? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım iki oldu. İki oldu. İkiledim hemen. Rahat iki yani bu. Komik birisi olduğunu bilmek. Karakterini şekillendirdi mi seni? Düşünüyor musun bunu? İçine işleyen. Gel çünkü sen çok komik bir insansın. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten. Sana. Bir sosyal ortamda, ailende, işte ne bileyim ben genel olarak her yerde. Sende bir değişiklik kimyanda bir şey yarattığını düşünüyor musun? Net yarattı. Mesela moralsiz ve üzgün olma hakkın çöp oluyor. Çünkü sonsuz ve bitmek bilmeyen bir neşe arayışında oluyorsun aslında ya. Hı hı. O yüzden onu o hakkını kaybediyorsun. Bence çok kötü bir şey. Önce bir 20-25 yıl idare ediyorsun. Sonrasında fark ediyorsun. Fark edince geri dönüş olmayan bir yol. Neyin var senin dedirtmemek için bu sefer hastalıklı bir durum oluşuyor. Ben artık şeye bağladım böyle orta yaşa doğru da yol aldıkça. Bir umurumda değil artık. Ya, kötü şaka da yapıyorum. Ondan sonra baba şakalar falan, yani dede şakaları falan da yapıyorum. Bazen kötü oluyor, bazen komik oluyor. Yani o eşiği de geçtim artık. Hmm.
Suratsızlık yapmıyorum yine. Hı-hı. Ama o kaldı, o özellik kaldı. Ben şimdi eskiden taklit maklit de yapıyordum mesela. O kadar yani utanmazlık boyutunda. Düşünebiliyor musun? Taklitlerle beziyordun değil mi? Ya ne gerek? Komedi personelinde taklit. Palyaçolar aslında ağlıyor. Palyaçı, evet aynen. Hani tamam, espri yeteneğin vardır, mükemmel böyle beyin yani şeyini gösterirsin, zekanı falan gösterirsin falan değil. Hani taklit, ondan sonra şey, şive. Eyvah, haber şey çok çok. Her şeyi yapıyordum ben. Yani şive. Mesela şive. Evet, şive yapıyordum. Şive. Nasıl yapıyordun? Dur yere. Oy falan. Neşelendim. Ya yapamıyorum da utancımdan da. Hani her şey yani. Amaç orada şey. Bu konunun bir problem olması da çok komik bizde. Abi şivenin bir problem olması bizde. Yani onu birazdan gelebilir miyiz? Tabii, ben tabii, önce söyle. Bunun amacını yani. Evet, şive amaç ortamı ısıtmak mı? Çok doğru bir soru. Ortamı ısıtmak. Ortamı ısıtmaya da ihtiyacı yoksa da yapıyorsun. Bir süre sonra bir şey haline geliyor bu. Yani engel olamadığım bir tamam yeter. Mesela çok yaşadıklarını uyarıyor zaten. Az yaşadıklarını da etkilemeye çalışıyorsun. Ben gördüğün en komik. Lerden bileyim mi? Ne bileyim? Nasıl bir hastalık? Ben bunu sana kanıtacağım. Uy! Evet, açar! Evet. Ya biz pardon, podcastken biz Meriç Mesut abiye şeyi sormuştu Mesut Süre. Kadınlar seviyor değil mi? Güldüreni falan. Mesut abi şey dedi. Yok dedi. Sen bütün gece güldürürsün, yanındakine gider. Bence öyle bu arada. Çok doğru. Çok doğru. Güldürmek de insanları hayır, rahat hissettirmek. Evet, tamam anladım. Evet. Sanki için yapılıyormuş gibi geliyor bana. Ha, yani. Evet. Ve rahat hissettim. Sonra başka çünkü, bir erkekle birlikte ya ben de birazcık öyle biri. Hani bence o mesela senin bir noktada karar verdiğin bir şey değil. Hmm. Yani hayatın boyunca bunun çalıştığını gördükçe sen daha çok yapmaya devam ediyorsun. Oraya gücünüm. Tabii tabii, ben bari bildiğim yerden gideyim. Spora gideceğine değil mi? Hani başka aynen, bir iki video daha izleyeyim. Tabii tabii. Ve öyle öyle göbek var. Kel saçlar dökülüyor evde durmaktan falan. Tabii canım yani. Yani o güldüren erkek konusuyla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama bence sanki totalde orada belki karşınızı etkileyen özgüven ve zeka olabilir. Aynen. Yoksa inşallah. Hani sürekli evet, inşallah. Yani sürekli espri yapan birisi de illa bütün seksleri yapacak diye bir kural. Yani sürekli espri yapıp yani komik olması lazım. De espri yapıp, çok kötü espri yapıyorsa o zaten hayır. Espri yapıp berbat. Komik olmayanlara zaten onlar ciddiye alınmıyor. Yok, var öyle insan da var, çok var. Var aynen. Var, maalesef var. Var. Ve onlar muhtemelen dostsuz da yani. O yüzden de tabii, hani kötü bir espriler yapıldığını tabii, da kimse onlara söylemiyor. Ama yalnız kalıyorlar. Espri ya, elime avucuma yazıp da yani unutmayayım diye yaptı. Öyle dönemim bile var. Çok acı yani. Ama çok istiyordum. Çok istiyordum. Çok güldürmek istiyordum. Çok ünlü olmak istiyordum. Çok para kazanmak istiyordum. Hepsini istiyordum ve böyle bunun böyle yolunun işte atıyorum en komik olmaktan geçeceğini düşünüyordum. Evdekileri güldürüyorum. Arkadaşlarımı güldürüyorum. Tamam bu iş yani. En komik ya. Gelsin paralar. Komik değil. En komik ya. Sonra bir çıktım. Ben stand-up denemesi falan da yaptım. Hiç keyif almadım. Beceremedim yani. Çünkü aklıma gelen şeyleri o normal hayattaki gibi yaparım zannettim. Hiç öyle olmadı. Ne zaman yaptım? İşte BKM'ye ilk girdiğimizde 2004 falan. Tabii 15 ne daha fazla olmuş. Ondan sonra bir daha mesela fark ettim ki ben oyuncu olarak daha mutluyum. Ha. Ben arkadaş sohbette daha rahatım ama mesela o yüzden mesela sizin yaptığınız şeyi böyle başka bir göze de izliyorum. Hani nasıl hazırlanıyorsunuz, nasıl şey yapıyorsunuz filan. Stand-up başka bir disiplin, sunuculuk başka bir disiplin, oyunculuk başka bir disiplin. Bunları anlamak biraz zamanımı aldı. Sonra şeyi fark ettim. Hani ben oyunculuk eğitimi aldım ve daha konforlu buluyorum. Hı-hı. Mesela şu anda Sarp olarak bir varım ya hani. Hı-hı. Ama sahnede mesela Sarp mıyım, bir rol müyüm kestiremeyip bir kayboldu. Persona bulamadım. Sonra esprilerimi sadece arkadaşlarıma yapmaya başladım. Biz de çok mutluyuz. Sağ olun. Kesinlikle. Sadece arkadaşlarım gülüyor. Peki şive niye bir problem abi? Ben hani şöyle yapan var, yapamayanlar var. Evet. Yapılınca sinirleniyoruz. İşte biri yapamıyor. Çok iyi yapılınca oralı zannediyor. Oralı zannediyor. Yani onun da dönüşü yok. O zaten bir şey yoksa neşe göstergesidir. Hiçbir şey yoksa hani bir amacın yoksa bile neşelendin dedir. Mesela hani güzel bir yemek yedin. Koy bir çay falan bir şımarırsın. Bir şımarmadır yani şive. Ben sadece neşe tarafını alıyorum. Ben hiç yapamıyorum. Ben hiç yapamıyorum. Neşelendiğimde şive yapmadım. Bana bir o diş yapmışsındır. Yani, sen yapıyorsun, nasıl yapmıyorsun? Ne? Yapıyorsun ya. Oğlum mu kardeşim falan yapıyorsun. Ne yani. Ya bu kötü bir taklit tabii ki de yani. Neyse şimdi rezil oldu. Ben kendimle ilgili çok kötü şeyler öğreniyorum şu an. Abi bak bana bir gün bir audition geldi, şöyle yazıyordu. Yemin ederim yani. Bir karakter var, ya Trabzon şivesi ya Peltek.
Siz seçin. Yani çoktan seçmek. Hangisi daha iyi yapıyorsan gibi. Gibi. Ben de pelteyi yapmaya çalıştım. Yap, çok kötü oldu. Yap bakayım bir kere. Yok yapamadım. Çok kötü oldu yani. Tart papak falan gibi. Yaptım. Çok kötü oldu. Yolladık. Dediler ki yok Trabzon'u istiyoruz. O zaman niye onu istiyorsunuz kardeşim? Ben dalga geçer gibi. Ve de bu nasıl bir karakter? Ya oturup bir grup insan şöyle mi yapıyor? Şimdi Mehmet karakterini. Komedi miydi? Sen de senin gülen yüzüydün muhtemelen. Evet komik yüzüydü. Sen gelince müzik falan değişiyordu. Terenin neşe geliyordu. Tamam. Tabii ki abi. Ya ben şunu duymak, başka bir şey duymuyorum ki ben hayatım boyunca ben gibi audition'larda. Başrol var işte çok yakışıklı. Evet. Hani onun bir tane arkadaşı var. Neşeli. O gelince olay değişiyor. Evet. Ama bu tipti benim için. Yani oturup şey tekrar aynı kızlar bilmem ne kızlar bakıyor. Hep öyle değil mi senin adın? Senin rol diyor. Tabii abi benim rol. Hep ne yapıyor? Reddediliyor. Bak şey çöktü mü hiç? Güldüren erkekler arada, bakalım. Arada ona hüzünlü bir bölüm yazılıyor. Hani böyle onun da dramasını anlıyor. Ama bir dakika orada şey de var. O başrol erkek de yani bir çağırma onun da bir yani humoru vardır. Humoru olması var. Evet. Yani o bu adamın yanında tutarak hani humorunu. Evet hani. Çünkü en yakın arkadaşı bu kadar komikse. Evet, evet. Bu herif tabii anlıyor. Mizahtan anlıyor. Tercih etmiyor. Çünkü bir ton derdi var. Holding üstüne kaldı. Özel hayatı çok karışık. Yani şu, evet. Abi, holding olayını ne yapacağız? Gerçekten çok... Arkadaşlar yani, holding bizim olmaz. Holding'de o da. Bizim yani şu anda holding olayımız holding. Evet. Tamam çok güzel canım. Yani her holdingde bir şey hani... Şu detaylandırılmıştır muhtemelen. Ben detaylandırılmayınca çok komik geliyor yani. Bu adamın işine bir holding. Düzey. Baba hangi yönetici ya? Holding patronu. Holding ne ya, işi? Holding. Biz turizmciyiz dizimizde. Tamam spoiler vermeyin. Evet. Yok vermeyin. Neyse size. Evet spoiler buraları kesin. Ya diğer sorumun şeyi de gitti bu arada cevap verildi. Bir partide sıkılan mısın o partiyi toplayan mısın gibi naif bir soru hazırlamıştım. Ben toplarım. Toplarım. Öyle ama toplarım ya. Yani toplarım ama bazen şey de oluyor. Mesela biraz metal yorgunluğu da oluştu uzun yıllar içerisinde. Evet. Bazen diyorum ki ya toplayacak enerjim yok. Evet. O işe girsem sakil bir şekilde yarısında yorulacağım. Evet. Yapamayacağım. Artık şey yapabiliyorum. Salabiliyorum. Bunun kararını verebiliyorsam ben de verebiliyorum ama daha yeni. Son 3-4 senedir. Ha. Önce o panikle... Çünkü yani, her gün eğlenemiyor. Bunu kabul etmek bir soru ama mesela hiç terapiye gittin mi? Gittim ama nasıl diyebilirim onu? Aslında ben kendim için gitmemiştim. Çok büyük bir es. Benim terapide çok konuştuğum bir konuydu da bu. O yüzden merak ettim yani. Bu aslında böyle insanı gerçekten yoran ve zorlayan bir şey. O yüzden merak ettim. Çünkü insanların kafasında yarattığın kişiyi sürekli stabil kılabilmek için bazen bence yoruluyoruz. Ve performe ediyorsun. Bir de sürekli başkalarının gözünden kendini yargılıyorsun ve değerlendiriyorsun. Çok yaş muhabbeti gibi olacak ama bunu böyle bir 30 yıl falan sürdürebiliyorsun hiç düşünmeden ve organik olarak yapıyorsun. Sonra bence önceliklerin değiştiği için, bence enerjin değişmiyor. Önceliklerin değiştiği için bu böyle bir süre sonra bir sahteleşmeye başlıyorsun ve sonra diyorsun ben artık sahte hiçbir şey yapamıyorum. Ve orada evet işte. O zamanı tam dibine vurmadan da öğrenemiyorsun. Evet. O konuda kendi haksızlık yapma. Ama o zamana kadar da çok yorulmuş oluyorsun. Çok. Bir de zaten... hatırlayıp utandın gece yatağını dikeltecek kadar. Şiveler böyle. Şiveler. Taklitler. Ulan Haçer. Doktor Bey geceleri. uy diye bir ses duyuyorum. Karadeniz benim en korktuğum şey. Yapması. Çok zor çünkü abi. Evet, zor. Ya. Çok zor ya. Bir de tek Karadeniz şivesi diye bir şey yok bildiğin. Bir sürü var yani. Ben mesela Karadeniz hiç denemem. Karadeniz deniyorsam anla ki artık yani. Çok zor durumda. Çok zor işler yani. O parti çoktan bitmiştir. Parti bitmiş. Artık hani hatta bu süre görüşülmek üzere de dağılıyoruz gibi. Peki parti demişken şimdi senden bir bilgi istemiştik ama ona geçmeden bir konuda fikrini almak istiyoruz. Senden. Tabii. Meriç şimdi gerçekten Meriç'i burada izlemek çok önemli ve çok güzel olacak tepkileri. Şimdiden söyleyeyim. Çok eğlenceli. Yani Allah benim anlat Allah. Yani sanki benim sesimin üstüne onun reaksiyonu gibi düşünüyorum. Tamam. Sarp'cığım bizim podcast'ken bunu biliyordu insanlar. Hı-hı. Sana burada bir hakemlik görevi düşüyor. Tamam. Kabul edersen. Tabii ki ederim. Bundan 2-3 sene önce bizim dahil olduğumuz çok büyük bir trajedi yaşandı. Engin Günaydın trajedisi. Konuk mu geldi size? Bunu burada çözelim. Konuk mu geldi Engin abi size? Hayır. Hayır Sarp. Tamam çözelim ya. Hadi. Buyurun. Kendisinin eski bir şey yani teknik servisiydim eskiden kendisinin. Şu yeni halini çok bilmiyorum ama eski haliyle ilgili çok bilgiye sahip. Ben Engin Günaydın'ı tanımıyorum. Yani şahsen Hı-hı. tanışmadık. Tanışmamıştık yani. Şöyle, hala da tanıştığımız söylenemez bence. Şuradan çıkacakmış gibi. Öyle bir hazırlık yapılıyor. İnanılmaz o sandıktan çıkacak. İnanılmaz olmaz mı? Sen bir anlat bakalım. Girizgahını güzel biz yaptık. Bir arkadaşımızın doğum günü partisindeydik. Ve Meriç de
İkimiz oturuyoruz falan, sohbet ediyoruz. Bir şekilde bana Don Draper'la dediğin parti değil mi bu? Evet. Bana dedi ki Don Draper gibi ol bu partide. Mad Men'deki adam, evet, John Hamm. Evet. Evet, yani normalde olduğum tam tersi tam oldu. Kendin olma demek istedi bana bunu. Ya yani tam olarak öyle demek istemedim. Kendinin bazı yönlerini keşfetmeyi dene bu Don partide. Don Draper'ize et onu. Bu ne kadar zor bir şey. Partide 10 dakika içinde kendimi ya tam da kaybetmeden Don Draper'ize ederek yeni bir şey deneyeceğim. Biraz cool takıl demek istedim. Evet. Yani. Peki özel bir sebebi var mıydı? Orada biri var mıydı? Şey deniyorduk muhtemelen. Bir şey deniyoruz hani. Ya bak, yani sosyal deney yapıyoruz kendimizce. Ben de tabii ki bunu yapamadım. Sonra biz o zaman tanıştık. Denedin ama. Denedim biraz. Ama o anları görmeyi çok isterdim. Evet, denedin yani böyle mi? Denemiş halim. Şakalar, şiveler falan. Don Draper. Abi uzak Engin Günaydın'ı gördük. Ben de dedim ki gel tanışalım. Çünkü çok hayran. Ben de çok hayranım. Tabii ki hepimiz. Hepimiz gibi. Dedi ki gitmeyelim. Dedim ki gel gidelim. Hiç güzel bir vibe almıyorum dedin. Kötü gidecek. Bundan sonra hikaye çok kötü gidiyor. Ben çok kötü. Kolundan tuttum. Bunun bir de bir şeyi var, böyle bir istemediği bir yere gelme ritmi var, tamam mı? Ay tamam gideyim diye topukları vurarak böyle, tamam mı? Ya kafa çünkü hazır. Asla benlik bir şey değil. Yani ben gidip de ay merhaba ya, hiç ya hiç benlik bir şey değil. Yani çok zorlanacağım bir sosyal durum. Bir şeyinden etkilendiysen yaparsın da. Hayır yani Engin Günaydın'a gidip yani bir noktada Engin Günaydın'la tanışırım, arkadaş oluruz bir şey. Evet, yani bunun bir organik durumu vardır ve o ritimde tabii ki biz ama o kadar merhaba falan bu asla hayal ben. Biz o kadar creepy bir şey. O adam oldunuz siz. O şekilde gittik. Bunun yüzünden. Merhaba dedim ben ondan sonra. Engin abi de biliyorsun böyle merhaba falan yaptı. Nasılsın abi falan dedim. Meriç sen niye öyle böyle bir yabancı da yaşlıyla konuşuyormuş gibi sesin falan. Şey müzik vardı o yüzden. Müzik falan. Var, heyecanlandı. Bildiği her şeyi unuttu. Böyle şakalar yapmaya çalışmaya hazırlandı. Ben konuştukça Meriç böyle dönmeye başladı. Tamam sanki orada olduğu anlaşılmasın gibi. Böyle kafasını çevirdi. Ben ama inatla darladım ve yanına oturdum. Çok kötüydü Sarp, çok kötü. Bak biraz karanlık gibi bir yer. Böyle işte Engin Günaydın da böyle bir sıranın en sonunda oturuyor. Ya aslında yanında oturacak yer yok. Ben böyle girdim. Sonra muhabbet açmak için dedim ki abi stand-up'a geri dönmeyi düşünüyor musun? Hayır dedi. Okey abi dedim, döndüm. O kadar. Git değil mi? Hayır abi, ben Meriç'i tutup bak bu da Meriç dedim. Tamam. Meriç galiba ağlamaya başladı o sırada. Çok kötü oldu. Ben merhaba dedim ve direkt tuvalete gittim. Sen durma ama sen bütün süreci orada bir defa Efe adına hayvan gibi utandın. Aşırı yorulmuşsundur hatta. Bedensel bir yorulmuş. Bedensel, ruhsal olarak çok yoruldum. Ben yani gözlerim bu anı görmez olaydı diye orada durdum. Ben haksızım değil mi bu hikayede? Tabii ki haksızsın. Nasıl yani bunu? Sen bu haklı olduğunu savundun mu? Ya ben bir dönem savundum. Sen şöyle düşünmüş olabilirsin belki. Sonuçta bu adam da bir komedyen, bilmem ne. Yani bildiğimiz bir dünyaya sahip. Bir yerden ben onun sıkarım dünyasına ve gerçek amacımın sevgi olduğunu... Ya aslında çok iyi niyet. Tamamen pozitif bir niyet ama çok kötü yönetim, süreç yönetimi, yönetimi çok kötü. Çok kötü. Yanına oturmak... Çok bence zaten climax yani utanç an. Utanç ben, orada başlıyor. Ya çok kötü bir utanç. Ben tuvalete gittim. Merhaba dedikten sonra gittim. Geldiğimde hala adamın yanında. Hiç konu falan böyle oturuyorsun. Evet ve adam artık ya fiziksel olarak dönmüş ve yani hani ya hayatta devam etmeye çalışıyor. Bir şey söyleyeyim. Şu çok acı gelmiyor mesela. Şimdi bu adamı biliyoruz mesela hem yeteneğini hem komedisi bilmem ne. Ama onun gözünde o yanına gelip vay Burhan falan diye oturan bir şey yaptı. Yüzlerce insanın biri gibisin yani. O klasördesin. Ay başım döndü. Of çok sıkıldım. Of Allah'ım ya. Ay kesinlikle öyle. Ben bunu Venedik Film Festivali'nde ben hiçbir görevim olmadığı halde bana akreditasyon sağladılar. Şöyle filmlerde olmuyor biliyorsunuz. Ödüllü. Ondan sonra akreditasyon sağladı. Venedik'e gitmek için. Amaç o. Gittik. Tabii ki kartımızla falan çok havalıyız. Bir baktık Tim Roth orada. Yani Tim Roth'u da görmüşüm abi şimdi nasıl şey yapayım? Adı ver uzaktan. Klasik kendi vatandaş reflekslerini gösteriyor falan. Falan. Adam böyle bakıyor. Çünkü ekipten olduğum da belli. Akreditasyonum var falan. En son ben de öneri yaktım. Oradaki mericimiz de öner. Gidelim ne oluyor? Bir de orada şey de var ya. Gidelim. Ekiplere böyle şey sonsuz böyle şampanya evet, beyazlar falan. Ben böyle sanki bir şey açılacağım. Gup. ne olur gidelim. Elim ayağım artık uyuştu yani. Hızlı içmekten. Öner de çok utanıyor. O tam sensin hikayede. O da istiyor. Tabii ki Tim Roth'un yanına kim gitmek istiyor? Tabii ki. Neyse en sonunda şu kadarcık İngilizcem, bu kadarcık özgüvenimle gittim. Öner yanımda. Öner zaten varken görünmemeyi becerir. Size birkaç örnek de veririm bu konuyla ilgili. Yanımda ama yok yani. Öner yanımda elim değiyor. Yok. Tim Roth'un yanına gittim. I'm big fan falan. Adam okey. Çünkü adam sonradan anlıyorum ben. Sen de benim gibi burada bir çalışansın. Yaka kartın. Hani
Neden? Hani bir defa jüri olduğu için fazla da yüz göz olamıyormuş falan bir sürü şey. Dedim ki iğrenç korkunç bir şey olunca can I have a picture dedim. O da doğru mu bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Yani anlaşılır. Tabii. Anlaşılır. Falan. Bir resim alabilir miyim? Adam dedi ki no thank you. Şu kanallara atla Venedik'teki. Gondola at böyle kendini. No thank you. Şurada no thank you. Bir tane telefon çıkıyor. Ön kamera falan ayarlanırken no thank you. Bak. Hani hiç reddedilmeye dair tabii, bir şeyin yok. Çünkü hani orada ulan adam sanmıştık gibi öfke de geliyor. Öfke de geliyor. Sonra şey düşünüyorsun ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum falan. Öner zaten gerçekten hani sadece bedenin kafası dönüyordu. Bizden dumanlar çıkarak adam gitti. Adam gitti ve böyle öyle utanç anda kalıp oradan da yani kurtulman da lazım ya. Evet. Böyle salak salak yürüdük biraz. Benim birini utandırmam lazım bu rezilliği atmak için. Bakınıyorum birisi keşke gelse de ben dedi. Bir şey hiçbir şey de olmadı. Ondan sonra bir de sonrasında aynı gün içerisinde önünde düştüm. Sanki birazcık kendimi gördüm. Evet bilerek yani artık belki o organizasyondaki en garip insan gibi gözüküyorum adam için. Çünkü görevim yok. Odak noktam yok. Ve bedava içki var. Ben kontrolden çıktım. Önünde düşman çok önünde komik. Önünde sandalyem kırıldı. Böyle, çok sinirim bozuldu. Yani ben ünlü rezil olmadığım için global boyutta şeyim var. Ama bence mesela Tim Roth'a rezil olmayı ben tercih ederim. Çünkü bir daha görmeyeceğim. Çünkü bir daha görmeyeceğim hayatımda. Yani ben günaydın. Ben de bir günaydın yüzümü görmesin. Bu hikayeyi dünyada hiç kimse bilmesin diye uğraştıkça bu adam bak yani böyle şey ama periyodik abi, olarak anlatıyor. Engin abi ilk gittiğinde bar diyaloğunda falan çok kötüdür. Ben de mesela Engin abi ben senin hayranım diye yanına gittiğimde sağ ol filan gibi beni hemen kesip attı. Sonra biz çok yakın arkadaş olduk. Aynen. Anlattım dedim ki böyle böyle senin yanına geldim. Hatırlamıyorum oğlum dedi. Benim gözüm de görmüyor. Gece körüyüm zaten. Bir de geliyor millet bana bir şeyler anlatıyor filan. Ben hem duymuyorum hem görmüyorum. Yani aslında, ne kadar rahat. Evet çok rahatım ama bir taraftan da herkes bana alınıyor. Öyle bir şey yok dedi mesela. Böyle bir bilgi de var. Ben asla alınmadım çünkü bizim durumumuzda çok son derece haklıydı. Evet. Zaten asla da bir nezaketsiz bir durum yoktu bir yani ortada. Videoyu bol bol yollayalım. Tim Roth'a da buradan çok sevgiler. Sevgilerimi yolluyorum. Adam sanmış. Evet adam sanmış. Tim Roth'u adam sanmış. Tim Roth'u adam sanmış. Bir tane fotoğraf çektireceksin ya. Neredesin bu arada? Tam bir şeyler yaptın. Neredesin? Bu arada kayboldun gittin. Yoksun. Yoksun. Brad Pitt öyle mi? Tesadüf değil. Tesadüf değil. Yok mu ya kaç yıldır? En son bir yerde izledik sanki onu. İşte Venedik'te adamın bir yanına gelip fotoğraf çektirmiş falan. Adam. Çok sinirim bozuldu. Tim Roth bir şeyler yapıyorsa da benim önüme düşmedi. Sarp'cığım. Valla sabaha kadar muhabbet edesimiz var. Ama biz bu arada senden bir bilgi rica etmiştik. Evet. Onu bizle paylaşırsan çok mutlu oluruz. Evet. Tabii. Bilgimi paylaşıyorum. Beni şok eden ve etkilen bilgiydi. Siz de umarım seversiniz. Ispanak. Biliyorsunuz. Hangi özelliğiyle bilinir? Temel reis. Demir yüklü. Yapmak. Demir yüklü ve temel reis. Ispanak ilk hesaplandığında bir virgül yana yanlışlıkla bilim insanının teknik hatası yüzünden koyulduğundan çarpı bin daha demir yüklü olarak yanlış biliniyormuş. Sonrasında temel reisler ve bilmem ne bu algı oluştuktan sonra geride döndürülememiş. Günümüzün normal ve daha gelişmiş teknikleriyle bakıldığında aslında tam bir virgül yanda aslında çok normal bir demir oranına sahip olduğu ortaya çıkmasına rağmen hala analar babalar salın ıspanak düşündüğünüz bir şey değil. Ben, çok ilginç bak, bir bilgi. Bilgi gibi bilgi. Bilgi gerçekten. Gibi bilgi. Ben bunu yani böyle bir şey kafamda vardı ama bu kadar detaylı evet. Ve şey bilmiyordum abi ben. Ben de kesinlikle bilmiyordum ve bu hikayede yani senin bu hikaye yani bu bilgiyi getirmiş olmandaki bu benim şeyi bilime de olan sevginden hem bilime olan sevgin hem bir sebzenin yanlış anlaşılmasından evet. Kaynaklanan o yanlışı düzeltme çabanı da çok evet. Sevdim. Zararlı değildir ama. Değil zararlı değil şer. Biraz yani. Zararlı düşündüğünüz değildir. Gibi ben bunu yedim artık benim demir sorunum çözüldü. Düşünmeyin. Evet dedi. Evet dedi. Aynen. Değilmiş falan. Aynen. Yani üzerine projeler falan da yapılmış. Bir evet. Hata var. Kaba sakal ne yiyordu acaba? Asıl ona bakmak lazım. Onun fiziği yani. Çok daha sağlamdı ve daha sağlıklıydı. Göbekli bence miydi? Temel reis daha şeydi ya. Sağlıklı. Temel reis ince fitti. Evet. Ama ıspanak yemediği zaman. Evet biraz çelimsiz görünüyordu. Hepsinin bayıldığı Safi Naz'ın da yani. Hiçbir zaman beğenmedi. Çok yani özür dilerim. Yani biraz body shaming yapmayalım. Hayır ben benim ama beğenime göre söylüyorum. Bak April O'Neil dedik. April, evet. Ya şimdi o kadar ıspanaklar şeyler ortalığı hani karışıyordu ya ortalık her bölümde. Bence orada teknik hata var. Mesela kaba sakal temel reis bambaşka iki janr. İkisinin de ortak beğenisi Safi Naz. Orada bir sorun yani yine teknik sorun var. Evet evet. Tasarımsal. Neden ya? Tasarımda gönül sorun bu. Var.
Gönül bu. Ona zaten shaming dışında bir şey evet. söylüyorum. Bence tasarımsal hata. Ama zaten en büyük hatayı ıspanakla yapmış. Hemen hızlıca geçmeye çalışıyorum. Evet. Ki zaten ıspanakla ilgili bir hata olduğu için. Evet, ıspanakla, şey. Ispanakta hata. Ispanağın yerine acaba hangi sebze konulabilirdi? Brokoli olabilirdi. Dört izleme filan. İlk bölümde kaldı. Niye belki brokoli çok yani popüler bir sebze O zaman oldu. Brokoli yoktu bile. Yani ben mesela... çıktı bir noktada. Kendi isteğimle brokoli, maydanoz filan yediğimde mesela anladım büyüdüğümü. Mesela hani gerçekten kendim bir brokoli yapsak ya filan dediğimde... ...kendim maydanozu böyle koturt diye böyle limon sıkıp filan... ...bana ne oluyor filan o anlarda falan. Ben hala maydanoz sevmiyorum. Sen... Brokoli seviyorum tamam, onu. Tamam o bir eşik var 35'e geçmek. Başlıyorsun. Evet. Ama Brüksel lahanası sever misiniz? Sen yuvarlak... Evet. Sevelim mi? Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben... Kim sever? Ama onu mesela atıyorum şöyle... ...eskiden asla yemezken şimdi mesela güzel bir dokunuşla atıyorum. Krema, sarımsak... ferlik de yersin krema, sarımsakla ama hani... ...öyle bir alanda yiyorum. Ya bir terlik değil de aklıma şey geldi. Ya bu senin bu söylediğin şey hala çok gülüyorum. bu yaz böyle işte Alaçatı'daydık tatilde. Ve Esra Roşan'ın bir terliği vardı. Çok mavi ve büyük bir terlikti. Evet. Ve böyle Sarp bir gün gerçekten şok için o terliğe bakıp şöyle dedi. Bu gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük terlik. Ama ben daha büyük bir terlik görmedim. Esra'yı tanıyorsun, Esra Roşan'ı. Filenin Sultan'ın zaten böyle yani ayakları da çok sağlam ve... Ya tamam kadına ya. Hoş da bir yani hoş bir hanımefendi zaten. Ben çok suç makinesi gibi bir şey. Çok tatlı. Suç makinesi. Çok hoş bir hanımefendi. Ayağı da yani tamam ne la benim arkadaşım 46 numara ayağı var. Büyük ayak mı görmedik? Ama ondan beklemezdim abi. Esra'dan beklemezdim. Neyi beklemezdim? O mavi şuydu. Tane. Şu. Şu. Bir tanesi şuydu. Dünyalar güzeli, arkadaşım. Şokunu bu hayatım boyunca unutmuyor. Şu anda bizi yaktın. Bak şimdi şey oluyor. Ama ben o kadar çok gülüyorum ki arada senin o vurgunu yani bütün o vurgu kulaklarımı da... Aşamamam benim. Benim onu aşamamam seni çok güldürdü. Çünkü gerçekten bakıp kaldım ve samimiyetle. Ya böyle şey vardır yani mesela orada atıyorum o marka oraya bir stand açmıştır da böyle bir kocaman bir tane de küçücük böyle anahtar bir şey öyle gibi. Bir de anahtarlık. Evet yani öbürü. Of. Şey arasına... Ne soracağız? Uzmanımızı arıyorum. Ara bir konuşalım. Ne soracağız genel... bilmiyorum şu an. Tamam. Ay ay. Ay Allah'ım. Allah'ım çok fenayım ya. Kötü oldu. Ben bir dostumu daha kaybettim. Tabii biz de kaybettik. Sen yüzüne söyledin ama bunu. Yüzüne söyledin. Keşke bunu da söylemeseydin. Ali'yi kaybettik. Hoparlöre bağlıyorum artık. Ne soracaksak kararlaştıralım. Uzman Anacığım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bize bir ayar verin diye sizi aradık. Bu ciddiyetiniz de çok hoşuma gitti. Ben bir soru sormak istiyorum buyurun sebzelerle ilgili. Lütfen. Hemen çok hızlıca. Ispanağın demir değeri bu kadar küçülmüşken yani bilimsel olarak. Gözümüzde ve dünyamızda. Sayılarda. Peki hangi sebze, yani brokoli bilgisi doğru olabilir mi? Hangi sebze daha güçlüdür ve güç vericidir ve demirlidir? Yani güç. Şöyle söyleyelim. Şimdi tabii sebzelerle ilgili güzel PR çalışmaları yapılmış vakti zamanında. Bu Temel Reis'ten de anladığımız gibi. Evet. Yani demir açısından pek seksi, popüler kategorisinde değil sebzelerimiz. Daha çok... Seksi hani, mi? Yani... Seksi sebze hangisi? Evet, en seksi sebze hangisi? En seksi sebze. Seksi sebze... Havuç seksi bu arada. Evet, havuç biraz seksi. Ya havuç da çok yanlış anlaşılan bir sebze bu arada. Neyi çok yanlış anlaşılan? Havuç. Havuç yanlış anlaşılıyor. Hangi yani mesela havucun gözlere iyi geldiği söylenir. Debeleniriz pardon, aşağıda. Pardon, uzmanımızı duyamadım. Pardon, uzmancığım. Bir daha söyler misiniz uzmanım? Havuç aslında yanlış anlaşılmış sebzelerden biri. Hmm. Havucun mesela gözlere iyi geldiği söylenir. Ama bu İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler aslında Almanlardan önce bir radar sistemi geliştiriyorlar. Ve gece baskınları yapmaya başlıyorlar Almanlara. Sonra bu radar sistemini açık etmek istemedikleri için pilotlarının havuç yediğini söylüyorlar. Ve havucun gözlere iyi geldiğini söylüyorlar. Ve bunun üzerine bir kampanya yapıyorlar. Aynı seksi olduğunu söylüyorlar. Evet, çok üzereyim. Bir saygısızlık etmek istemiyorum ama uzmancım sıkıyorsunuz gibi bir his oluştu şu an. Sıkılmadım ben ama belki yeniyim diye. sıkıyor diye. Ha sıkıyor. Uyduruyor gibi geldi. Uyduruyorsun. Evet, evet. Yani ben uzmanımdır burada ve... Pardon da uzmana da güvenmeyecek. Peki iki tane sebzeyle ilgili bugün devasa iki yanlış öğrenmedik. Ispanakta demir yok, havuç göze iyi geliyor. Ne yapacağız? Ne oluyor arkadaşlar? Bir hayal kırıklığı, iki hayal kırıklığı. O yüzden mi? Bildiğim bir tadı bir şeye benzemeyen bu şeyler yıllardır. Tabii.
eder yani. Ben havuç çok severim. Ben de severim. Ben de severim. Ben de severim gerçi. Maalesef havuç mu yiyelim uzmanım? Ya havuç da yemeyeceğiz demek ki işte. Ama ne yiyelim hayır, işte? Hayır ama havuç galiba şekerli olduğu için de yenmesin deniyor falan filan. Yapma yani havucun demir... şekerine laf eden de artık birazcık kendine gel. Sapkındır ya. Sapkındır artık. Evet, şeker doğru, konusundaki doğru. Demir sapkın. Açısından yüksek karaciğer var, baklagiller var. Karaciğer sebze olarak mı? Sebze olarak değil, besin olarak. Besin olarak. Teşekkür ederim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Beslenmeyle ilgili önemli bilgiler aldık. Ne demek? Bugün. Cevaplamadı ama. Şunu yiyinlemedi. Asla cevaplamadı. Biraz kaçak oynadı bugün. Evet, aklımıza da lüzumsuz bir dosya açtı. Seksi sebze. Bunu düşüneceğim şimdi. Ne olabilir? Seksi sebze. Roka. Meyveler daha seksi bu arada, dikkat edersin. Meyveler kesinlikle. Çilek, çilek, dudak falan. Çilek. Aa, öyle oradan mi? Oradan gelir kiraz. Kiraz, dudak. Evet. Kiraz yanak. Şeftali. Bu arada benim aklıma ilk şeftali gelmişti. Muz. Ama yani şeftalinin seksi bir meyve oldu. Yok. Sebze tuzlu şeftali. sebze tuzlu meyve tatlıdır algısı var mı şeftal? Sebze tuzlu meyve tatlıdır algısı. Bu algı var. Erik mesela bu algıyı. Ama yine düşünüp taşınıp bulunuyor. Yıkan bir şey. Hem yok, tatlı hem ekşi elma. Gibi değil mi? Hı. Yeşil elma. Erik mı? Tatlı mı yeşil elma? Yeşil elma da... Genç yaşlarda yenmeyen büyüdükçe yenen bir şeylerden. Bu kadar da karın acıktıran bir şey olamaz. Evet. Yediğin an acıkıyorsun. Evet. İnanılmaz bir şey. Evet. Bütün abi. Mide öz suyunu bana yemek ver. Evet. Evet. Söyle. Midene zarar ver. Birazcık. Daha aç hale getiriyor insanı. Kesinlikle abi. Of bir şey söyleyeceğim. Yani ben hayatımın bundan sonra bu masada geçmesini istiyorum. Ben de. Ama caption contest'e geçmek ama durumundayız. Ama Sarp bir bilgin daha vardı sanki senin. Onu da ver. Bir bilgim daha var. Ama biraz acıklı mı bu bilgi? Ya acıklı bence. Paylaşayım sizler yapın yorumunuzu. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Sihirli Annem isimli TV dizisinde Taci isimli bir köpek evet. Karakterini hatırlıyorsunuz. Evet tabii ki. Tabii ki o konuşma sahnesi çok fazla oluyordu onun. Konuşan bir eski bir insan. Of. Tabii ki normal olarak hayvan konuşamadığı için alt çenesine krem peynir sürüyorlarmış ve o onu böyle yalaklarken hani konuşma sahnelerini çekiyorlarmış. Taci konuşmuyormuş. Suç da değil. Gerçek değil ya. Suç olduğunu kesin iddia edemeyiz. Evet, evet suç olduğunu. Kesin suç. Kesin suç olabilirsin. Ama sağlıklı krem peynir yok mu? Ulan ya köpeğin ağzına krem peyniri sürmek nasıl suç olabilir? O yavru bunu çeneden alacağım diye bütün proje tirat atıyor orada yavrum. Yani etik değil kesinlikle. Etik değil ama sahibinin onayı olduğunu düşünüyorum. Sahibinin rızasıyla. Sahibinin rızasıyla. Ay. Bu bilgiyi... Ne olur kimseye sormayalım. Ne olur kimseye sormayalım. Yalvarıyorum sana. Yani sonuçta sahibi o hayvanı sete emanet etmiş. İnsanlar çocuklarını da yani çocuklar evet. Da oyunculuk yapıyor sonuçta. Burada başka konusundaki hiçbir şey göremiyorum. Ya ben çok görüyorum ama hiç bilmek istemiyorum. Yani. Sen şimdi muhtemelen işini bir güne topluyorlardır tarihini tamam mı? O yüzden maksimum haftada bir gün belki normalden bir tık fazla krem peynir yemesi bence sağlığına zarar vermez. Süt ürünüdür. Ben şeyi hayal ettim. Bana da öyle gibi geliyor. Sette böyle Taci'nin krem peynirleri diye tabii bir slot var. Taci'nin Taci'nin yakını çekileceği zaman tabii ki. Taci... Şöyle şuraya tamam. Bir parmak. Ya orada aslında yapma ne olur yapma. Bir hayvanın bir uğraşı var ve onun işte bilmem ne filan diye dublaj yapıyor. Metin Serezi onu da seslendiriyordu. Evet, Metin Serezi. Saygıyla anlıyorum. Aynen. Oh, o zaman caption contest diyelim mi? Ne olur diyelim. Diyelim, çıkamayacağız yani. Diyelim caption contest. Hadi diyeyim, ben merak ettim artık. Caption contest. Aman Allah'ım, sinema magic. Oha. Abi inanılmaz bir şey. Ve aktörlüğün gücü. İnanılmaz. Evet. Hocam evet. Senin yanında böyle bir acting... Estağfurullah, mükemmel oynadın. Bir gerçekten bir şey oluyor zannettim. Şive istedi ama. Ha? Yok katmayayım Allah aşkına. O iyi. Daha evet zaten muhtemelen buraya kadar izleyenler programı yeteri kadar insan kaybettik. Küçük bir ara verdik. Çok küçük bir ara verdik. Son hızla devam ediyoruz. Evet. Bittiğinde insan içine çıkamayacak halde avulmak amacımız. Evet. Evet. Ve bununla gurur da duyacağız. Maalesef. Evet. Yayınlan ben ilk bölümünüzün konuğu oldum. Yayınlanma yani ilk mi? Öyle bir kapalı video olarak. Yok canım. Açıyorum valla. Buyurun. Hadi bakalım.
Şimdi çok bakalım neler. Ya ben hatırlıyorum çok güzel şeyler aldığımı. Bakalım ilk fotoğrafla başlıyoruz. Hadi hazır mısınız? Bunu ben güzel bir şey zannediyorum bir de. Öncelikle çok 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 eski bir telefonla çekmiş oldum. Çok eski bir telefonla, çok karanlık bir yerde. Bu Berlin'de yılbaşı. Şu gözlükler kapının önünde böyle hani atıyorum böyle 1 euro. 11 TL mi oldu şimdi? Ay, okay. 1 euro falan aldım ve tabii ki benim böyle yanımda işte atıyorum değerli eşim aynısıyla bende falan. Bu pozdan hepimizin var. Ben bunu işte hem komik hem esprili bir taraftan, duygusal bir taraftan da yakışıklı da bulmuşumdur. Bu benim şeyimdi. Bu arada söylediğin her şeyi veriyor bu fotoğraf. Evet. Yani lokalize. Evet, hani evet. Bir romantik tarafını da, mizah şöyle. 144P olmasına rağmen. 1P yani 1P gelecek. Ama başka bir beklenti evet. P'si yoktu zaten. Evet, yoktu evet, doğru. Biraz bu daha aydınlık ışık istedim. 5894 diğer kişi beğendi. Evet. Az. Ama yıl kaç acaba? Onu da belki. Bu 2015 falan evet o civarlar. Instagram'ın şey ya oluyor. Bu konuştuklarımızın üstüne bu caption'lar çok sıradan geleceği için. Mutlu yıllar falan demiş. Falan olacak yani anladın mı? Ama bakıyoruz meraklı. Bayağı hoşsun ama Sarp buradan. Teşekkür zaten. Ederim. Teşekkür evet, o yüzden koymuşumdur zaten. Yavru alayım mı seni? O dönemde böyle bir şaka vardı. Evet. Senin yavru alayım mı seni? Geliştirilen bir şaka. Bir şaka. Çok vardı. Hatta, ben de arada evet. Fotoğrafı koymak için güzel bahane olmuştu o zaman bu akım. Akımla fotoğrafı birleştirdim. Aha. Ben bu akımı kaçırmışım önceki. Özür diliyorum. Yavru alayım mı seni? Böyle itici erkek şeyleri, başlıkları diye bir şey vardı. Hani uyudun mu? Hı-hı. Prenses cimcime muhabbetin olduğu dönem. Hı-hı. Yavru alayım mı seni? Hı-hı. Hani ne münasebet aslında bunun cevabı. Tabii canım. Ama erkeklerin yüzsüzlüğünü anlatan komisyonlarında bir erkek şakalar mı yaparsın? Full. Ben dedim zaten genelde önceliğim espri. Hı hı. Sonrasında özel gün filansa belirli gün ve özel günleri kutlarken bir belediye başkanı edasıyla samimi düzgün kutlama o. Benim olayım bu. Okey tamam. Bu arada gerçekten bence sen bir small talk üstadısın. Kesinlikle. Small talk üstadım. Vay be. Gerçekten evet, öyle. Evet evet gerçekten. Bugün de bunu oldum. Büyük usta. Ah, geliyor hazır mısınız? Evet hadi devam ediyoruz. Şimdi bu konuştuklarım. Yaşlanmaya başlıyorum. Bu bayağı. Bu çok eski. Bu eski. Arada. 2012 olması lazım. Yalan Dünya'nın seti burası. Yani şurası Yalan Dünya'nın seti. Yalan Dünya değil. Yalan Dünya değil. Burada Türk kahvesi. Ne şaka yapmışımdır kim bilir ya. Şimdi güzel de bir fotoğraf. Evet. Hı-hı. Bir enstalasyon gibi sanki. Evet zaten o burada bir şey var gibi çekip koymuşum. Çünkü bazen de hiçbir şey koymuyorum. Bir şey koyayım diye de bazen zorlama post var ya. Hı-hı. Bu o. Bu o. Evet ama bunları ısrarla tutmak mı artık çünkü hani kaldırdı bilir. Bu şakaya bayıldım bu. Benim bak benim mizahım şu an bu. Benim sevdiğim. Sıvı masa içiyorum. Masanın rengiyle bir tevriye yaratarak. Sıvı masa içiyorum. Ama soru işaretleri de var orada. Bu arada evet hani. Sıvı masa içiyorum. Ne diyorsunuz? O göz emojisi. Bu şakaya ne diyorsun? Aynısı oluyor evet, senin ya. Evet. Gözler emojisi var ya o evet, oluyor. Modeli o gibi yani. Bu diyorsunuz bu şakaya. Bu soru işareti o. Like ne sayısı. Dersiniz? Bir düşüş yaşanmış like sayısında. Düşüş yaşanmış evet. Lan git falan gibi bir şey var. Yorumlar. Yani, evet yorumlar. Ben sevdim ya güzel ben geri alıyorum silme. 2013 ya. 2013'te bu şakalar iyiydi yani. Çok iyiymiş. Ama senin zaten ya mizah şöyle şey evrensel. 2013'te tirat falan var ya. Aa uzun sen uzun uzun yazan. Uzun uzun. Ben onları okuyorum ya. Ben de okuyorum. Bak normalde uzun bir yazı şimdi okumaktan kısa mı itina ederim. Şimdi de uzun yazıyorum. İmtina edersin. İmtina ederim. Şu caption'ı okuyorum mesela işte evrene bir şey vermiş. Ondan sonra hani bekliyor. Olumlamış, almış. O hani hanımefendilerin uzun postlarını falan okuyorum arkadaşlar. Ben de normalde uzun şey okumaya bayılırım. Caption'ların uzunluğunu pek okuyamıyorum. Bazı dokunuyorsun böyle gidiyor ya. Işte. Evet evet. Onları okuyorum. Bütün mesela. Sayfayı kaplıyor evet. Böyle hani altında ve teşekkür ediyor. Uzun yazdığı bildiğim arkadaşlarım var. Genelde çok sıkıcı. Ve onların mesela özellikle bekleyip okuyorum. Hani böyle cringe sevdası gibi bir şey var. Evet sen orada okuyorum. O cringe'den bahsediyor. Daha fazlasını tıklıyorum. Hı-hı. Sonsuza kadar giden o evet. Yazıyı okuyorum. Ama senin bir yorum okuma sevdan da var. Yorum okuma çok severim. Evet. Evet. Bu ne tatlılıktır. Ay çok tatlı. 1981 Diyarbakır. Ciddi misin? Evet. Of hemen yılını söyledin ya. Evet. Çünkü şöyle benim sünnetim ailem vizyoner bir aile. İlginç bir şekilde beni 3 aylıkken sünnet ettirmişler. Evet.
Hani birçok arkadaş, sen ne zaman sünnet oldun mesela? Ben çok, yani sonra oldum. Sen sonra olanlardansın. Geçen sene falan. Ağlamaya başladım. Ben çok çok sonra oldum. 2012'de. O yüzden böyleyim. Şey, 3 aylıkken olmuşum, sonra bir elim ayağım tutsun diye beklemişler. İşte 9-10 aylıkken falan işte bu fotoğraf. Ya, ya çok tatlı. Çok tatlı ya şu. Evet. Maşallah çok yakışmış. Diyoruz. Gerçekten evet. Literally maşallah. Bu ifade de yani hani. Bu evet bir sürpriz. Efe sen artık bu şeyin konsepti tamamen salmış durumdasın değil mi? Bir de şunu daha kolay çıkan bir sistemi ben sana yapamadım. Çocuk orada olur. Konsepti çözemedik ya, bu asla oturtamadık. Sormuyorum. Ben bazen Meriç'i test ediyorum kaç alacak falan, saçma sapan bir şey. Gitgide hızlı açmaya başladı. Bazen de bekliyor gözümün içine bakıyor. Sıkıldın mı sen biraz projede? Ya şunu evet, oturtamadık ya. İşte sen geleceksin bir sonraki bölümde. Bir bölümde hangisini hatırlamıyorum böyle. Meriç şey diyor böyle bir şey söylüyor. Bunu yapamıyoruz anlasana, yapamıyoruz falan diyor. Çalışmıyor konu ha diyor, yapamıyoruz bunu biz falan diyor. Ne demiştir? Maşallah. Nazar boncuğu. Hatırlamıyorum valla. Nazar boncuğu emojisi o zamanlarda var mıydı acaba? Eski bir post galiba bu biraz. Yani post da eski. Bakmam lazım. 81 yazısı bu. Sünnet olur olmaz koymuş değil mi? Kendisi koymuş. O da boyutundaydı ilk post sana. Orada. Kemal Özkan var mıydı o zaman? Yok bu Diyarbakır'da bilmiyorum artık. Biliyor musun? Çok meşhurdu. Kemal Özkan çok meşhurdu. O mu senin sünnet etti? Yok değil. Öyle adını almak istedim. Sünnet beni bambaşka biri yapmıştı. Evet yapmış ama gerçekten. Çünkü bu ciddiyete ulaşmam benim... Çok anlamlı bakıyorsun. Evet çünkü ben normalde hiperaktivitenin şey haliyim yani o yaşlar özellikle. Beni bir ağır başta yapmış. Evet durulmuşsun. Bir, iki, üç tane de altınım var. Vallahi evet, çok tatlı. Ya. Evet ya. Bu altınların görünen kısmı muhtemelen. Evet. Çok fazla altın olmadı çünkü çok zamansız sünnet edildim. Orada bir de karınca emojisi kullandım. Ah emojisi, evet, evet bak. Karınca mı bu? Karıncaya benziyorum bence. Ya evet ya çok, çok tatlı benziyorum. Ya. Çok tatlı. Geçiyoruz. Ay çeyrek altın da 1000 lira olmuş bu arada alakasız. Bu beni çok şaşırttı yani ve tuhaf hissediyorum bu konuda. Bununla ilgili şakamı hatırladım. My style. Avrupa'm sendik hakikaten. Bu, bunda bir şop kendi başını Oscar, falan koymadı. Koymadım bana böyle sana birazcık benziyor tabii ki geldi. Bu Fantastic Dörtlü'nün ateş olanı. Ateş adamı. Aynen. Evet. En güzel süper gücü olan bence. Bence diğerlerinin yanında bir... Taş adam çok kötü. Bence. Bomboş bir karakter. Kötü. Bomboş bir karakter. Taş adam yani. Evet. Sadece taş. Dev bir nemlendiriciyle onu böyle yıkamak istiyorum böyle. Bir de çok rahatsız edici yani. Görünmüyor. Aloe Vera'ya boğmak evet, istiyorsun. Evet. Reed Richards'ın kolları uzuyor. O fena değil bence. O fena ama değil. Onun bir de kafa çalışıyor. Hiç hatırlamıyorum ne yaptık. Fantastik Dörtlü bilim insanı, NASA görevlisi uzayda yine evet. Bir radyoaktif olaya maruz kalıyor. Suyalım vardı. Evet. Ya şey güzel olabilir. Mesela ben bunu içeride unuttum. Zıp diye kolum uzasa falan evet. Da çok rahatsız edici. Çevresindekiler tabii. İçin çok rahatsız edici olabilir. Tabii. Yani. Bizim başımıza neler gelir? Benim yani istemem bir yerimin uzaması. Ateş adam olsam okey olurum. Bu bir de kapatabiliyor bunu. Tabii. Sürekli böyle. Ama diğerleri de kapatamıyor mu? Kapatıyordur onlar. Taş adam kapatamıyor. Taş adam kapatamıyor. Kapatmak yanlış ama anlatıyor derler. Yani. Taş adam nasıl? Hep taş adam olarak. Taş öyle kaldı. O taş gibi bir şey. Zaten hatta utanıyor ben çok çirkinim diye. Onun hayır bir yazık. Onun şeyini yapmıyor. Şimdi modu bir şey. Hayır değilsin değilsin falan diyor insanlar. Ama taş yani. Elleri toprak falan. Taş yani adamlar. Böyle partiye gidiyorlar falan. Bu sefer takım elbise giymişler. Bu yine taş olarak. Evet. Gidiyor. Takım elbisesini giymiş bir şekilde. Benim de konuyla ilgili biraz üzücü bir hikayem var. Taş adamla ilgili. Taş adamla ilgili değil ya. Bir gün birine böyle bir shaming yaptığımı hatırladım yok şu an. Ne demiştir? Yine sormadım. Ne demiştir? Artık onu açmaya bile bak yeltenmeden direkt resmi değiştiriyordu yani. Geçiyoruz. Konsept... Geçiyoruz bunu. Başka birinin postu falan çıkacak. Ben ateşteyim, ateşte ateşte. Aa, çok iyi. Çok iyiymiş. Vallahi çok iyiymiş. Sen bunları yapsana böyle şakalar. Sen postlarında görelim bunları. Bir günde 600 bin video takip çekiyor. Yani. Alevli günler. Peki. Bir ne şaka yapmışımdır bakalım. Yazın düğüne gidiyorum. Bence iyi şaka. Çok iyiymiş. Abi yani düğün kadar gergin bir şey. Yani ben çok geriliyorum abi. Çok geriliyorum, çok geriliyorum ve çok da fazla düğün oluyor. Evet, farklı mısınız? Farklısınız değil mi? Ben evet. Çok fazla. Sanki bazı insanlar 3 kere falan evleniyor. Kesinlikle. Biz bu düğüne gelmedik falan. Düğünler güzel, mecburi, vatani görev gibi bir şey yapıyorsun yani. Yani grafik de hep aynı hani. Düzgün oturuş,
hafif neşelenme, sapıtış. Tabii sapıtış. Hiç ortası yok. Ortası hiç ortası yok. Yani hiç yok. Şöyle ayrıldığınız bir düğün varmış. Abi görüşürüz falan. Hayır. Hayır canım. Mutlaka biri yani yok. Tabii tabii. Orada eniştelerin şey kavgaları bir şeyler yani kötü bitiyor genelde. Enişte ben kurumu. Ben çok fazla düğüne gitmedim biliyor musunuz? Hmm. Böyle hissetmiyorum hala düğünlerle ilgili. Ve seviyorum düğüne gitmeyi. Evet. Hala seviyorsun demek ki. Evet. Demek ki yeterince düğüne gitmemişsin. Evet yeterince düğüne gitmemişsiniz. Ama aynen. Mesela bir köy düğününe gitmiştim. Ve orada biraz zorlanmıştım. Hmm. Köy diye mi acaba? Hayır, çok fazla öpülmüştüm. Temas. Yani çok yani şeydi, yoğun öpme bir öpme var. Köylerde öpme daha çok var. Düğünde de öpme var, evet. Düğünde öpme çok var. Bir, abi, ama herkes... düğünde yani gelin değilsen o kadar COVID'in öpüşmeyi beklemiyorsun. Bir de abi herkes bir takım giyiyor ya da işte bir şey. Ben tanıyamıyorum abi. Yani evet. O konteksten kopunca benim 20'liklerimi alan cerrahı gördüm. Abi bakıyorum gerginlik yaratıyor adam bende, tamam mı? Bir duygu yaratıyor. Ama tanıyamıyorum herifi yani böyle. Yakınına gidin. Görünce çünkü şurada görmüştüm. Evet, ağzın içinde. Yakınına deyip uzaklaştım yani. Son postumuza geçiyoruz. Bakalım hangi şakam. Burası zorlu. Çok tanıdık. Evet, evet. Değil mi? Zorlu burası. Yoldan çıkan oyunun provaları. Provaları. Abi bu sana anlık bir şaka yakışırmış mı diyeceğim ama yani yakışır mıymış? Ben bu adam değilim. Ama evet, bu başka biri. Başka biri. Biri gibi bu ya. Bir... Evet, biri gibi ya. Böyle bir narkosta falan oynayan. Tam göze mi benziyor biraz? Aa, bir hayvana da benziyor. Yani yok, kötü bir şey değil ki hayvan olmak. Çok o kadar hızlı koştuk ki. Evet. Bu herkes şey bak, bu son bölümde. Çok bir tereddüt var yani. Duyar korkusundan saçmalıyoruz. Ben şuraya bir şeyler yazıyormuş gibi yapıyorum. Burada sen güzel bir şaka yapmışsındır eminim. Yani ben bu şakayı hatırlıyorum. Belki kendim sıkılmış olabilir ama fena değil işte. Aslında bir ara Instagram'da Twitter çok seviyorum ben. Twitter'da sürekli hani daha mizah ağırlıklı bir kullanım olduğu için seviyorum. Instagram biraz daha görsel bir şöyle. Yani ben orada da mesela Twitter gibi sadece espri yapmayı denediğim bir dönem var. Bunlar o dönemde. Sonra öyle olmadı. Öyle olmadı. Ondan sonra biraz daha şeye döndü işte hani... İşte ürün tanıttın filan yaptın. İşte vazgeçilmez günleri kutladın filan falan. Meriç'im ne demiştir? Bilemedim. İşte ne diyecek yani. Hayır çünkü bir şaka yapmış orada. Onu yani şu an belli ki bir şaka yapmış. Evet yani. Bilmiyorum ben tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorsun. Reddediyorsun ha tahmin etmeyi. Halimiz duman. İşte tamam. Kaan Tangöz. Bana öyle bakma. Anlayacaklar peruk olduğunu. Kötü şaka. Bak peruk olduğunu yazmasaydın. Parantez de çok hoş. Bence... Şu çıksa belki daha komik olur. Bak. Daha bak. Evet oğlum işte. Bana öyle bakma. O şarkı da yeni ve çok güzeldi o zaman. Prova mı bu? Prova. Orada kullanılmayan peruk. Sıkıntı. Ben çok hiçbir yani. İşimin olmadığı ve sanırım kostüme peruk provasının olduğu gün hani boş bir an. Aynen. Espri işte. Aman espri yapan insansınız biliyorsunuz. Yani çok fazla bir şey yok olmuyor. Yok abi tabii ki canım estağfurullah. Yok ben asla harikasın. Birinin esprisini bu teşekkür şekilde ederim. Sorgulamam. Tişörtte neymiş? Tişört enteresan ya. Şurada bazı canlılar var. Evet benim değil ben böyle bir şey giyemem. Öyle kesin mi? Önerden falan fıydığım bir önerindir. Şeydir. Önerindir. Yani üstündeki peruk dahil hiçbir şey sana ait hiçbir değil. Hiçbir şey bana ait değil. Espri de benim tarzım değil. Değil hakikaten. Tişört onun değil. Kötü bir şey. Yanlışlıkla atılmış bir posta olduğunu düşünüyorum. Böyle 7800 beğeni var. Bayağı da beğenilmiş. İlginç. Çözemiyorum evet, bazen. Vallahi. Ben de onu çözemiyorum ya bu arada. Neyin yürüyeceğini çözemiyorsun. Evet yani ne yani hani bazen hiç beklemediğim şeyler çok beğeniliyor. Çok beğeniliyor. Bazen çok beğeni beklediğimde hiç beğenilmiyor. Onu hiç şey, yani mesela ben beğendim diye bir şey koydum beğenilmiyor bir şey koyuyorum. Saçma şekilde. Bazen hiçbir beğeni beklentim olmadan sadece ben beğendiğim için koyuyorum. Ünlü, o ünlü tırnak içerisinde ünlü. Hepimizin yaşadığı bir şey söyleyeceğim. Yani o ekranda olan ve beni izleyin ben sizi eğlendireceğim iddiası olan herkese karşı zaten içgüdüsel olarak bir şey var artık. Yani bizim aşmamız gereken bir duvar var artık. O yüzden bence şu anda gelinen yerde bu arada bir metal yorgunluğunun sonucu uzun yılların bu ünlülüğün çok abartılması, fazla anlam biçilmesi, söyledikleri her şeyin olay olmasının yoruculuğuyla gelen şu an yüzleştiğimiz yeni bir gerçek var. Tamamen samimiyet aranıyor. Yazım hatası bilmem ne filanlıyla ya da atıyorum kötü çıkmanla filan. Bence tamamen gerçeğe en yakın şey aranıyor şu anda. Genel gözlemin bu yönde. Yani kesinlikle buna katılıyorum. Yani bir şekilde senin tırnak içinde mahremini en samimi şekilde ortaya koyduğun şey
aranıyor gibi. Çünkü bir başlık olarak seni o izlenen kişiler arasındaki o başlık olarak zaten negatif bir başlıktan seni kurtaracak şey samimiyet yani, ve gerçek. Hayatının gerçeği. Bu bir sınava tabi tutuyorsun. Buna katılıyorum. Ama bence bu olay dil kendi oluşuyor. Kendini yok edecek. Evet, dil oluşuyor. Sonra. Zaten dil oluşuyor. Kaç yıllık bir şey sosyal medya? 10 yıllık bir şey değil mi? 10 yıl falan. 10 yıl hiçbir şey değil aslında insan yaşamında. 2006-2007 bu güçte olması 10 yıl. Tabii, tabii. Yani hatta daha bile ağır. Tamamen o bir iletişim dili olması. Haline gelmiş. Tek dil haline tek gelmesi. Tek dil haline gelmiş olması. Evet, birazcık göreceğiz. Emoji sevmiyor mesela yeni jenerasyon. Ha. Vallahi mi? Evet. Fark ediyor musunuz? Emoji atanlar kesin şey Y kuşağı oluyor. Evet, ben çok seviyordum, kıstım. Kıstırıyorlar çünkü Z kuşağı muhatap olunca ha emoji diyorsun abi ha filan diyorlar. Ben mesela. Mesela çok emojici hiç olmadım. O yüzden hani... Ben tam bir dede olduğum için çok severim emojiyi. Ben de abi kalp, Japon bayrağı, karınca, dede yapıştır yani. Ne geliyorsa koyuyorum. Ben de koyuyorum. Bence sizin emoji kullanmanız bence devam. Devam mı? Evet, çünkü o bir o döngüdür o. Oraya birileri dönecek. De emoji kullanmalı. Birileri evet, de kullanacak. Evet, 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 devam. Emojiye devam. Sarp Apak çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim. Bu programın evet. Bir şeyi var. Biz bu programı çok kötü kapatıyoruz ve hatta kapatamıyoruz. O yüzden böyle böyle gidiyor bu. Açık derken kapanacak. Yani. Açık kalıyor. Ha, tamam seyirciye bırakıyorsunuz. Zihninde tamamlıyor. Gibi. Aynen o hani onun zihninde devam ediyor. Bağımsız film gibi. Ama bizim için dosyanı imzalarsan çok teşekkür ederiz. Bir anı olarak. Tabii ki. Bir yeri var mı imzası? Şuraya atıyorum. İstediğin yere herkes bir yere atıyor. Ondan ben, sonra. Ben memur çocuğu olduğum için tabii ki sağ alt köşeye imza yerine atıyorum. Ne kadar güzelmiş imza. Aa, yani. Teşekkür ederim. Çok klasmış. Şey müthişmiş. Ortaokulda buldum imzamı. Ciddi misin? Çok uzun yıllardır aynı imzayı kullanıyorum. Ben de ortaokulda. Sonra hatta böyle abi imza alsana diye kağıt uzatında da aynı imza atıyordum. Dediler ki salak mısın hani bunu kullanarak bir şeyler yapılabilir diye. Bir tane de uyduruk ünlü imzasını buldum. Çok sana. Mantıklı hiç aklıma gelmemişti. Ben bir kendi ofisyal imzamı atıyordum herkese. Ben de öyle yapıyorum. Yapma. Arsa alırsın bir gün haberin yokken. Böyle bitsin program. Keşke yapma dedi ya. Çok iyi olur. Yapma. Ne o zaman ıspanak, havuç. Şeftali yararlıdır. İmza çok yanlış bir çıkarı. Sarp Apak. İmza Sarp Apak. Sarp bunu hiç asla böyle bir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Kesinlikle. Evet. Aynen. Tam programı izleyenler daha yanlış. Bu kalacak. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Var beklemek istememiş. Yok. Teşekkürler. Kapatayım. Bak kapanmıyor fark evet, ettim. Sen evet. Kapatsın hadi bir şey söyle. Birinin gelip kapatması lazım. Sen, evet, birinin gelip kapatması lazım. Tamam hadi sen kapat abi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz yine burada olacağız. Ben olmayacağım, başkaları olacak ama bu enerji, bu güzel tatlılık devam edecek. Sizleri bekliyoruz. Ben de kapatamadım. Bir şey var, kapanmıyor. Biri kapatsın. Biri de rica ederim, gelip kapatsın. Evet. Bir gün, yani bir sonraki programa. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meriç'im, var mı eklemek istedim? Oğlum buraya gelmiştik zaten. Hep aynı yere mi geldik? Dönüyoruz, bir basiret bağlamak zorunda. Eklemek bir şey yok. Kapatalım abi. Evet. Kapatmamız lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yok abi, bende o nöronlar yok, yokmuş evet. Bende. Kapatma yani. Şeyimiz, özelliğimiz yok. Yok, kapanmıyor. Taş adam gibiyiz. Evet. Öpüyoruz ya herkesi. Bay bay. Uzaktan tabii şimdi, bir yandan da mesafeli.